senden hoşlanıyor olmalı. Seni yemek yemeye davet etti. Utangaç olma. Bak ben Slowmo ile çok iyi anlaşacağından eminim. Tamam, o zaman birlikte gidelim. Belki ben de gelirsem heyecanın azalır. Frankie yardıma geldi, hadi. Zombiler. Buzları eritecek bir şey gerekiyor. Buz kırmaktan hiç mi hiç anlamam. Ama bir kızın kalbini kazanabileceğinden eminim. Ateşi hissedemiyorum. Şunu başka tarafa tutar mısın? Sen ve ben iyi bir çift olabiliriz. Ne dersin? Golia, bir dakika benimle gelir misin? Biliyorum sana destek olmalıyım. Ama bazen Heath gerçekten acayip oluyor. Sence işe yarayacak mı? Yer değiştirmemiz iyi oldu Heath. Şu ışık gözlerindeki çekiciliği ortaya çıkarıyor. Olamaz. Şuna bakın. Daha da komiği var. Ne kadar da komik. Soğuk düşüyorum. Atıkları zararsız çevreci yakıta dönüştürür. Vay canına. Herhalde bu Gulia'nın... Bilemediniz. Benim. Bu gördüğünüz acayip şey beni çılgın bilim fuarının kraliçesi yapacak. Taht benim olacak. Cleo, o bir taht değil. Tahtın ne olduğunu benden iyi mi bileceksin? Suyun tuvalet kağıdı üzerindeki etkileri. Gulia, Cleo seni kandırdı demek. Hakkını savunman gerekir. Evet, sen Cleo'nun hizmetkarı değilsin, değil mi? Ama bu haksızlık. Bir şeyler yapmalısın. Cleo'nun başı belada, hem de çok fena. Teşekkür ederim. Evet, benim projem harika. Taht benim oldu. Cleo, o bir taht değil. O benim bilim projem. Bir rehidrasyon silindiri. Güle güle kurucuk. Komik değil. Umarım Cleo suda akmayan rimelini kullanmayı unutmamıştır. Çünkü bu bütün gün sürebilir. Tada mı vampir mi? Neden ikisi de olmasın? İkisi de harika. Biliyorsun. Erkeklerden mi bahsediyoruz? Bu sefer değil. Yeni bir film geliyormuş. Alacakara. Aslında Alacakara 3, Alaca Ateşli Son Parıltı. İlk ikisini 1000 defa izledim. Sen kaç defa izledin? Ben hiç film izlemedim. Ne yapabilirim ki? Ben sadece 16 günlüyüm. Pek fırsatım olmadı. Kızlar, bir görevimiz var. Hadi film salonuna. Açılın, yoldan çekilin. Yapılacak bir işimiz var. İşte ilk film. Sahne arkası görüntüleri. İkinci film. Frankie'nin ilk tecrübesinin mükemmel olması gerekiyor. Draclora, sen projektörü yak. Laguna, sesi aç. Ses sistemi bende. Patlamış mısırı unutmayın. Ve kağıt mendilleri. Yardım edeyim mi? Hayır, sen hiç kımıldama. Sadece filmin tadını çıkar sen. Kızlar, ben elektrikten birazcık anlarım. Ve şey diyecektim. Görünüşe göre aşırı yükleme yapmak üzere. Şimdi filmi nasıl izleyeceğiz? Evet, gerçekten de çok heyecanlanmıştım. Ne? Bağladım. Nasıl bir film? Harika. Kesinlikle bayılacaksın. Bu 1001. izleyişim. Gulia vampirlerle ilgili eski bir kitap buldu. Ve ne oldu? Bilin. Vampirlerle ilgili her şeyi zaten biliyorum. Yarasaya dönüşebildiğin yazıyor. Böyle bir şey yaptığını hatırlamıyorum. Ben... Bak burada uygun yaşa geldiğinde yapabileceğin yazıyor. Zaten uygun yaştayım. Her zaman dönüşüyorum. Göster o zaman. Ne? Şimdi mi? Tamam. Ama yalnız kalmam gerekiyor. Ben çatı katında olacağım. Biliyorsunuz yarasaların olduğu yerde görüşürüz. Hayatım boyunca hiç dönüşmedim. Yarasa gibi düşün, yarasa gibi düşün. Ben bir yarasayım. Şimdi. İşe yaramıyor. Başaramayacağım. Draculaura! Başardın! Yarasa... Yarasa... Bugün...
Dün çok eğlenceliydi. Eski haline dönmüşsün. Gerçekten inanılmazdın. Bütün sınıfta sadece sen A aldın. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Neler oluyor anlayamadım. Yarışmayı bitirebileceğimden emin değildim. Çünkü erkek kardeşim bacağımı ısırdı. Ama bu beni durduramaz. Kesinlikle yarışacağım ve kazanacağım. Kazanamayacak. Ben okul kraliçesi seçimlerinde rakipsizim. Küçük bir seçim dedikodusu bütün oyları bana getirir, biliyorum. Claudine sahaların sevilen koşucusu, etobur pirelerden muzdarip ve koşuya katılamayacak. Başkasına oy verin. Bu tamamen onun iyiliği için. Aha! Kimseye söyleme. Bu mesajı yayacak dedikodu meraklısı kim, biliyorum. Gönder. Ah, olamaz. İnanamaz. Herkese söylemem gerek. Dur biraz, olmaz. Yapamam. İstiyorum ama yapamam. Sadece Frankie'ye söyleyeyim. O herhangi biri değil. Çok sevimli. Gönder. Ama bu hiç mantıklı değil. Birilerine yollar. Aa, tamam. Hay aksi. Yürürken mesajlaşmamalı. Herkese yolla. Canavar Lisesi tarihindeki en başarılı tanıtım kampanyası sayesinde okul kraliçesi yarışmasının galibi Claudine Wolf. Ne? Bu nasıl olur? Herkes ona oy verdi. Kimi seçmeli? Claudine, sahaların yıldızı. Bir okul karnavalı düzenleyecek. Oy verenlere ücretsiz. Vay canına. Buna inanabiliyor musun Cleo? Üstelik bunu ben yapmadım. Jondis kardeşler 200 yıl öncesinin modası. Justin Biter'sa muhteşem. Hit geliyor. Görmezden gelir. Hanımlar, bana bakın. Bugün kendimi çok enerjik hissediyorum. Kendini beğenmiş. Fazla havalanma Heath. Pek hızlı sayılmazsın. Benim tek pençemde senin tüm vücudundakinden daha fazla hareket var. Oho! Kulaklarım yanıyor. Kızlar koşu için fazla narindir. Ben seninle yarışmam bile. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Heath? Sahada seni yakar geçerim güzelim. Bunu sen istedin. İki turu ilk bitiren kazanır. Kaybedense, ki bu sen olacaksın, çöpleri temizler. Bunu sen istedin. Çantamı tuttu, kitaplarımı, küpelerimi, dizüstü bilgisayarımı, telefonumu, makyaj çantamı, bilekliklerimi. Hey Cloud, kız kardeşini yarışta geçmemi izlemek istemiyor musun? Ah dostum, bunu izleyemeyeceğim. Bugünü seçmek zorunda mıydın? Her öğlen buraya geleceğim, sırf sana gülmek için. Hadi kızlar. Eminim bu gece dolunay olduğunu fark etmemişsindir. Asıl ben ve arkadaşlarım her öğlen seni ziyaret edeceğiz, sana gülmek için. Çok yorgun hissediyorum. Kızlar, şunu dinleyin. Dergideki günlük falıma göre bugün hayatımın erkeğiyle tanışacakmışım. Yakışıklı, atletik, sağlam ve güvenilir. Burada yazana göre o, gözlerimi bu sayfadan kaldırdığımda ilk göreceğim kişi. İşte bu o. Nasıl görünüyorum? Bu çok yakışıklı. Tatlım. Biliyorum, doğal halim. Nereye gittin? Olamaz. Dergide okul bitmeden onunla buluşmazsam gerçekleşmeyeceği yazıyordu. Son zile 2 dakika. Kızlar, durdurun onu. Peşindeyim. Bu taraftan. Olamaz. Hemen peşine düşmezsek onu kaybederiz. Frankie, siz devam edin. Ben B planını uygulayacağım. Oldu Bill. Bana bırakın. Kurbağacıklar. Yakaladık mı? En azından denedik. Tamam tamam, geliyorum. Eğer okulun dışına çıkarsa çok geç olur. Plan B de ne? Sensin. Evet, ve sonra dedim ki hadi ama cadılar bayramından sonra hayaletler bile beyaz giymez. Ama satıcı sadece beyazından kaldığını söyledi. Günlük falım tamamen doğru çıktı. Sen mükemmel bir erkeksin. Harika bir dinleyici. B artı, muhteşem. Hayır, daha iyisini hak ediyorum. Bütün gece çalıştım. Bay Rotter asla A vermez. Yapabileceğin bir şey yok. Yanıldın. Bu firavun Natal Odin Kamen'e aitti. Bana ikna etmek gücü verecek. Sence onunla oynaman doğru mu Cleo? Baban bu heykelciklerin lanetli olduğunu söylemedi mi? Merak etmeyin. Bay Rotter, istenilenleri mükemmel bir şekilde yazdım.
Neden A almadım? Ben hayatımda A vermedim. Ama ben A artı hak ediyorum. A artıyı hak ediyorsun. Bir yan etkisi olabilir. Tehlikeli görünüyor. Sonu ne olur belli olmaz. Hadi ama merak etmeyin. Olamaz, çok kalabalık. Ah, derse geç kalacağız. Bahse var mısın? Bu gücü gerçekten sevmeye başladım. Bugünkü ödeviniz... Eğlenin. Cleo bu gücü limiti olmayan bir kredi kartı gibi kullanıyor. Evet, ya bedelini ödemek zorunda kalırsa? Mükemmel bir gün. Siz boşuna endişelendiniz. Lanet falan yokmuş. Size söylemiştim, değil mi? Aa, ne oldu? Sorun ne? Galiba yanılmışsın. Sınava geçmek için yumurtalarınızı bir hafta kırmadan korumak zorundasınız. Çatlak olursa başarısız olursunuz. Ah, yumurtalara bayılırım. Sakin ol. Önce onu süsleyeceğim. Şimdi yenilik zamanı. Çok kolay ödev. Düz, gerekeni yap. Mükemmel. Bu bir haftada geçer değil mi? Geçer. Başka işler bulmanız daha iyi olur. Peki ama neden Bay Hack? Deniz canlılarının kötü ebeveynler olduklarını herkes bilir. Bu doğru değil. Bu eski bir balıkçı hikayesi. Çatlatmadan 7 gün yoksa testi geçemezsiniz. Bu adam deniz canlılarını sevmiyor. Ona göstereceğiz. Gelmiş geçmiş en muhteşem ebeveynler olalım. Değil mi? Aha, çatlatmışsın. Sınıfta kaldın. Ama ben anlayamıyorum. Her şeyi doğru yapmıştık. Bunları nereden aldın? Ejderha yuvasından kütüphanenin üstü. Hey, şu işe bak. Sadece bizim yavrumuz oldu. Bak, harika bebeğinler olduk.